Kudüs'te Harem-i Şerif baskını ile başlayan İsrail'in içinde süren çatışmalar Gazze'de füzelerle devam etti. İsrail'in siviller, masum insanları hedef alan saldırıları vicdanları sızlatıyor. Dünyanın sessizliği, İsrail'in durdurulamaması yine sorgulanıyor. Filistin meselesi yine dünyanın gündeminde. Pasaport bu programında Filistin'in uğradığı haksızlıkları, tarihi ve bugünkü boyutlarıyla ele alıyor. Yıllardır Filistin topraklarındaki işgali genişleten İsrail, hiçbir uluslararası tepkiyle karşılaşmayacağını bilerek yine benzer bir rota izledi. Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine el koymaya çalıştı. Harem-i Şerif'e saldırdı. İsrail'deki radikalleri kullanarak ülke içinde Arap ve Yahudileri çatıştırdı. Hamas füzelerini gerekçe göstererek Gazze'de yıkım gerçekleştirdi. Ancak meselenin can damarını bir işgal ve sömürgeleştirme zihniyeti oluşturuyordu. Filistin meselesi geçen yüzyıldan bugüne devredilen en önemli sorun. Bu sorunun çözülmemiş olması dünyada başka sorunları da tetikliyor. Filistin sorunu bir ulusun topraklarına el koyma ve işgal etme tarihi. Filistin mücadelesi ise özgürlük, kendi topraklarına sahip olma ve bağımsız bir devlet kurma mücadelesi. Ama her şeyden öte Filistin sorunu adil bir şekilde çözülmedikçe dünyanın, insanlığın vicdanı hep sızlayacak. Bu Yahudileştirme siyaseti de Filistin'i, Doğu Kudüs'ü Filistinsizleştirmek, Arapsızlaştırmak ve bu bölgeleri hızlı bir şekilde Yahudileştirerek dini mekanların da belki çok daha uzun vadede Müslümanlar tarafından bile kullanılmasını, hatta Hristiyanlar tarafından bile kullanılmasının önüne geçmek. Tamamıyla bir Yahudi şehri haline dönüştürmek. No, I must admit it was a surprise for me. Kudüs'te yaşananlar benim için sürpriz oldu. Çünkü böyle bir patlamanın olacağını tahmin etmiyordum. Filistinlilerin şu anda böyle bir enerjiye sahip olduğunu düşünmemiştim. Ayrıca tüm dünya tarafından terk edilmiş ve liderlikten yoksun durumdalar. Ama görünüşe göre tepkinin şiddeti herkesi şaşırttı. Askeri bakış açısına göre oldukça etkileyici yeteneklere sahip olduklarını söylemeliyim. Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümeti aslında olacakların zeminini yavaş yavaş oluşturmuştu. İzlenen siyasetin bir noktadan sonra patlamaya yol açacağı, tepkilerle karşılanacağı biliniyordu. Öyle de oldu. İsrail geleneksel işgal politikalarını Gazze ve Batı Şeria'dan sonra Doğu Kudüs'e yöneltmişti. Sharon Netanyahu siyasi geleneği tüm Kudüs'ü kendilerine mal etme ve Doğu Kudüs'te yüzyıllardır yaşayan Filistinli Arapları kovma politikasını yıllarca sürdürdü. Mayıs ayının başında Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan Filistinliler evlerinden atılmak istendi. Protestolar başladı. Aynı gün İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı hedef aldı ve cami içindekilere ses bombalarıyla saldırdı. Filistinliler karşılık verdi. Yine İsrail polisi Ramazan ayında Kudüs'teki Şam kapısı önündeki açık oturma alanlarını barikatla kapattı. Bu durum her gün biraz daha şiddetlenecek çatışmaların fitilini ateşledi. Ardından Gazze saldırısı geldi.
Ben iki neden görüyorum bunun için. Bir, İsrail iç siyasetiyle alakalı, bir de uluslararası siyasetle alakalı. İçerideki durumu biliyoruz. İşte 4 seçim üst üste yapıldı ve hala bir hükümet kurulamadı. Ve bu İsrail siyasetini yakından takip edenler için böyle bir çatışma bu tür bir ortamda hiç şaşırtıcı değil. Çünkü geçmişte bunun çok fazla örnekleri var. Bu sefer ilginç bir şekilde İsrail'in nüfusunun %20'sini oluşturan Arap nüfusta, özellikle Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde veya Arap nüfusun ve Yahudi nüfusun karışık olduğu yerlerde sıcak insanlar birbirleriyle karşı karşıya geldiği durumlar oldu. Tabii burada İsrail polisinin etkisiz olması da bu olayların gittikçe büyümesine yol açtı ve İsrail'in aşırı sağ grupların da piyasaya çıkması da tabii ki sürecin işin içinden çıkılmaz hale gelmesine yol açtı. Bu son yaşanan olayların gösterdiği en yeni durumlardan bir tanesi çatışmanın iki toplum arasına inmiş olması, hatta yayılmış olması. Bu İsrail'i bir taraftan da korkutan, endişelendiren bir mesele haline geldi. İsrail güvenliğini sürekli dışarıda arayan aslında bir güvenlik doktrine ve anlayışına sahipti. Tehdit bölgesel ölçekte İran'dan gelebilir, Hizbullah'tan gelebilir. Hamas evet yine bir dışsal tehdittir. Elbette iç tehdit olduğu dönemler de oldu. Ama şimdi ilk defa İsrail'in uluslararası topluma pazarladığı iki toplum bir arada yaşayabilir argümanının bu son olaylarla birlikte altının boşaldığını gördük. What happened in Sheikh Jarrah didn't start yesterday. Şeyh Cerrah'ta, Harem-i Şerif'te olanlar İsrail'in genel küstahlığıdır. Bu toprakları kimseyle paylaşmak istemiyor. Şeyh Cerrah'ta olanlar dün başlamadı. Birkaç yıldır devam ediyor. Ama Ramazan'daki bu olaylar üst üste geldi. Sanırım yaşananlar bu kadar çok şeyi sessizce içine atmayı öğrenen Filistinliler için bile fazlaydı. ...1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla başlayan süreç o günden bugüne kadar genişleyerek devam ediyor. Bu süreç, Siyonist anlayışın Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti yaratmak için uygulanan politikaların bir toplamı sayılabilir. Bu noktada en büyük amaç Filistinlileri topraklarından kovmak, o topraklarda yeni yerleşim yerleri ya da işgal konutları oluşturmak ve Filistin halkını birbirinden kopuk iki toprak parçasına sıkıştırmak. Filistin'in önemli diplomatlarından Saab Erekat yıllar önce şöyle diyecektir. Filistin meselesini kavramak için haritalara bakmak önemlidir. 19. yüzyılın başından bu yana 4 haritayı yan yana koyun yeter. Haritalar İsrail işgalinin bir tür özeti gibi. Hatta en açık hafızaları 1918, 1948, 67, 73 ve 2000'li yıllarda Filistin topraklarının ne hale geldiğinin göstergesi. Filistin halkı bugün küçük, birbirinden uzak iki toprak parçasına sıkıştırılmış durumda. Güç dengesi yıllardır Filistin'in aleyhinde. Ancak güçlü bir direniş geleneği nesilden nesile geçerek devam ediyor. Tarihsel süreçte tabii İsrail'in parça parça topraklarını genişlettiğini, Filistin'i ortadan kaldırdığını görüyoruz. Bugün topraksal olarak mevcut şartlarda uluslararası bir konsensus olmadığı ve İsrail'e bir baskı oluşturulmadığı sürece bir Filistin devletinin bütünlüğü olan, topraksal bütünlüğü, ülkesel bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulmasını imkansızlaştırdığını
görüyoruz İsrail'in. Bunu yaparken de en önemli avantajı her krizde, her savaşta topraklarını genişletmesi ve müzakereyi o genişlettiği topraklar üzerinden yapmasıydı. ...2000 yılında başlayan intifadayla İsrail politikasında birçok şey değişti. İsrail'de Sharon, intihar saldırılarını bahane ederek... ...önce Batı Şeria'da yüzlerce kilometrelik duvar inşa ettirdi. Bu duvar, Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığı rejiminin... ...uygulamalarına benzetilerek eleştirildi. Batı Şeria'daki Filistinliler bu duvarın arkasına kapatılırken... ...İsrail, geri kalan topraklardaki işgali kolayca derinleştirdi. Ayrıca İsrail, işgal politikalarını daha kolay yürütebilmek için radikal Yahudileri daha fazla öne sürmeye başladı. Zaten Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri için önce olarak kullanılan gruplar da bunlardı. Bir bölge işgal edilecekse bu gruplar yollanır ve işgal başlardı. Bunun karşılığında bu gruplar askerden, vergiden muaf olup çeşitli avantajlara sahiptirler. Öte yandan Netanyahu ile birlikte sürekli tehdit algısı yaratılarak Filistinlilere saldırmak için gerekçe oluşturuldu. 3 seçim sonunda hükümeti kuramayan Netanyahu siyasi olarak bu saldırılarla güçlenmek istiyor. Ayrıca hakkındaki soruşturma dosyaları da beklemeye bırakılıyor. ...2000'li yıllardan sonra sağ ve aşırı sağ politikalar İsrail siyasetine hakim oldu. Sol geriledi. Dinci, radikal partiler güç kazandı. Sharon, Netanyahu çizgisi sürekli işgali derinleştirdi. Filistin hareketini bölmek için her türlü yöntem kullanıldı. Batı Şeria duvarlarla çevrildi. Gazze hapishaneye dönüştürüldü. Hatta Netanyahu 2018'de İsrail'in sadece Yahudilerin devleti olduğunu ilan eden bir yasa çıkardı. İşte bu siyasi çizgi İsrail'de radikal grupların ve partilerin güçlenmesiyle devam etti. İsrail'de de tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda bir popülizmin ve yükselişi, bir anlamda otoriter yönetime, yöntemlere kayış söz konusu. Netanyahu uzun zamandır iktidarda ve bu iktidardaki varlığını sürdürmek için pek çok şey yapıyor. Hakkında onlarca soruşturma olmasına rağmen kalmaya devam ediyor ve bunun içinde farklı yöntemlerin arasında farklı grupları birbirine oynuyor ve bugüne kadar İsrail siyasetinde bir araya gelmemiş grupları bir araya getirmeye çalışıyor. Tekrardan herhalde Netanyahu'nun elinin güçlendiği ve güçlenmekte olduğu bir sürece girildi diye düşünüyorum. Netanyahu bütün olayları kurguladı ve işler olmasını sağladı demek aslında bizim jeopolitik faktörleri de gözden kaçıracağımız anlamına gelir. Benim kanaatim ilk çıktığı olaylarda Netanyahu olayların biraz büyümesini istediği gibi gözüküyor. Netanyahu bu küçük hesabının bu derece büyük bir jeopolitik gerilime yol açacağını ben hesap edemediğimi düşünüyorum. Özellikle Gazze'den bu derece yoğun bir saldırıyla bir karşılaşması ve şu an çok İsrail analistinin söylediğine göre İsrail'le bu konuya hiç hazırlıklı değillerdi. Yani hem İsrail içindeki olaylara Arapların bu derece mobilize olmasına hazırlıklı değillerdi ve Hamas'tan, özellikle İslami Cihat'tan bu derece yoğun füze bombardımanına hazırlıklı olmadıklarını kendileri de söylüyorlar. İsrail siyasetinde sağa doğru ciddi bir kayma söz konusu. Likud Partisi'nin kurulmasından sonra bu aslında tedrici bir şekilde, kademeli bir şekilde cereyan etti. Ama Netanyahu, Ariel Sharon gibi karakterlerin İsrail siyasetinde sağı daha merkeze alan ama aynı zamanda da Filistin meselesi üzerinden ve Yahudi kimliği üzerinden de biraz daha radikalleştiren, biraz daha sağın en sağına iten bir durum oluşturdu.
Dolayısıyla hem siyasal alan hem de kamusal alanın gittikçe Filistin meselesinde barışı konuşmaktan uzaklaştığını gördük. Look, no doubt that Netanyahu gained out of this conflict. Netanyahu bu çatışmayı kazandı. Ama Netanyahu gibi günahkar politikacıların bile bazı sınırları olduğunu düşünüyorum. Sanırım İsrail'de olan biteni önceden planlamadı ve bu noktaya gelmeyi beklemiyordu. Ama dediğim gibi İsrail bütün bunları kabul edeceğini düşünerek Filistinlilere çok acımasız ve kibirli bir şekilde davrandı. Filistinliler bugün işgal altındaki topraklarda Gazze ve Batı Şeria bölgelerinde yaşıyorlar. Toplamda %14-15'lik bir toprak parçası bu. Ancak 1948'de İsrail Devleti ilan edildiğinde ve 1967 Savaşı'nda bu toprakları terk etmeyip orada kalan Filistinliler mevcut. İşgal altındaki topraklardaki Filistinlilerden farklı olarak bu kişiler İsrail vatandaşı Araplar ya da Filistinliler olarak biliniyor. 9 milyonluk İsrail'in 1.7 milyonunu İsrail vatandaşı Araplar oluşturuyor. İsrail kimliği ve pasaportu taşıyan bu Araplar eşit vatandaş gibi gözükse bile ikinci sınıf muamelesi görüyorlar. İşte Doğu Kudüs'te evlerine el konmaya çalışılan bu kişiler İsrail'in kendi vatandaşları. Ama uzun yıllardır benzer davranışlara maruz kalan bu grup olan biten karşısında bu kez sessiz kalmadı. Harem-i Şerif saldırısı, Gazze'nin bombalanması bu kez farklı bir sorunu da tetikledi. İsrail içinde İsrail vatandaşı Araplar da protestoya başladı. Bazı İsrailli aşırı Yahudi gruplar Arap vatandaşları linç etmeye kalktı. Yani İsraillerle Filistinler arasındaki savaş sadece işgal topraklarında değil, İsrail'in içinde yeni bir cephe de bulmuş oldu. Yaşanan olayları 2014 ya da 2008'den farklı kılan şey de bu. İsrail'in karma nüfuslu kentlerinde yaşayan toplumlar, İsrail'in Yahudi ve Müslüman vatandaşları onlarca yıldır yan yana yaşadıkları sokaklarda karşı karşıya gelmeye başladılar. Rav Kahana diye bir aşırılık yanlısı, hatta neofaşist diyebileceğimiz bir dini liderin öğrencilerinden ve Araplarla kurduğu ilişki oldukça Araplara ırkçı yaklaşan, Arapları İsrail'den kovma yönelik, işte onların nüfuslarını deport etme yönelik böyle planlar öne süren, oldukça uç bir fikri siyasi sözcüğünü yapan figür. Bu figürün Şeyh Cerrah'a gitmesi ve orada kendisine yakın STK'lardan olan Dehava ile bir eylem içerisine girmesi, tabii ki Arap toplumunda artık ne oluyoruz? Biz de Şeyh Cerrah'a gidelim. Diğer Araplar da, Doğu Kudüs'teki diğer Araplar da, yaklaşık 380 bin Arap yaşıyor Doğu Kudüs'te. Onlar da bir anda mobilize oldular. Araplarla Yahudiler arasında İsrail devleti içerisinde hiç gerginlik olmadı değil. Bugüne kadar aslında sürekli olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama ilk defa kasabalarda çatışmalara, iki farklı gruba ayrılıp silahlı çatışmalara yol açtı. Olağanüstü hal belli bölgelerde ilan edilmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı çıkıp bunun bir savaş olabileceği telaffuzunu edince herkesin dikkati buraya evrildi. Bunun nereye gideceğini kestirmek belki çok kolay değil bugünden, ama ben çok fazla ilerleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü İsrail vatandaşları, Araplar çok kötü bir noktada sıkışmış durumdalar. Yani bir taraftan İsrail'in vatandaşılar, dolayısıyla dışarıdaki Araplarla ve Filistin'deki Araplarla ilişkileri çok ciddi bir şekilde sınırlandırılmış durumda İsrail'in politikaları çerçevesinde. Diğer taraftan İsrail içerisinde üzerlerinde korkunç bir baskı var çok farklı boyutlarda. Yani polis baskısı var, siyasi baskı var, ekonomik baskı var, sosyal baskılar var. Silahlanmış Yahudilere karşı ciddi bir zafiyeti var. O yüzden büyük bir katliamla da karşı karşıya kalabilirler.
gerek Yahudi, radikal Yahudilerin veya sıradan ana akım Yahudilerin Araplara uyguladığı şiddet, linç gösterileri ve pratikleri, gerekse de Arapların ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde sokağa inip İsrail'e ciddi anlamda bir güvenlik sorunu oluşturabilmeli, bir ayaklanma görünümü vermiş olmaları İsrail'i bence ciddi anlamda endişelendirmiş durumda. Bu yeni bir durum. Bu İsrail'deki güvensizlik, toplumsal güvensizlik hissiyatını derinleştiriyor bence. You are totally right. And I think what worry Israelis more... Geçtiğimiz haftalarda sokaklarımızda yaşananlar Gazze'den daha fazla endişe yarattı. Çatışmaya başlayan Filistinliler de, Yahudiler de en alt sınıflardan geliyor. Ama biliyorsunuz ki cin şişeden çıktıktan sonra onu şişeye geri koymak çok zor. Şimdi bu noktaya ulaşıldı mı bilmiyorum. Sanırım iç savaşla karşı karşıyayız. Ama bu dönemi savaş tohumlarının ekildiği dönem olarak hatırlayacağız. Eğer İsrail kendi Filistinli vatandaşlarına karşı politikasını değiştirmezse, o zaman dramatik bir şekilde bir iç savaşla karşı karşıya kalacağız. Yaşananlara Gazze ve Hamas'ta sessiz kalmadı. Ancak fitili yine İsrail ateşledi. İsrail saldırıları karşısında Hamas bu kez farklı bir taktik izledi. Hamas ilk kez çok sayıda roketi İsrail topraklarına gönderdi. İsrail'in hava savunma sistemi bu durum karşısında zaman zaman yetersiz kaldı. Füzeler İsrail'in en kuzey noktalarına kadar ulaştı. Bu füzeler dolayısıyla Hamas'ı bahane eden İsrail doğrudan sivilleri hedef aldı. Gazze ağır bombardıman altına alındı. Gazze'nin altyapısı neredeyse tamamen imha edildi. İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında sivilleri hedef alıyor. Hamas'ın askeri liderlerinden bazılarının da öldürüldüğü açıklandı. Hamas aynı gece İsrail'in Aşdod kentini hedef alan 50 roket saldırısı düzenledi. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Hamas'ın füzeleri İsrail'in demir kubbe hava savunma sistemini aştı. İşte bu durum İsrail'de tartışmalara yol açtı. Bunu şimdi İsrail güvenlik güçleri tartışıyorlar veya İsrail'deki uzmanlar tartışıyorlar. Hamas bunu kendisi mi yapıyor içeride veya dışarıdan mı geliyor? Her ikisi de aslında İsrail açısından baktığınızda çok olumsuz şeylere işaret ediyor. Çünkü içeride de yapıyorsa bunun malzemesinin yine dışarıdan geliyor olması gerekiyor. Bütün bunlar nasıl oluyor sorusu İsrail açısından önemli. Diğer taraftan tabii bu kadar yakın bir coğrafyada sonuçta saniyelerle ölçülüyor atılan roketin İsrail'e düşmesi. Bunun tespit edilip havada imha edilmesi gerçekten teknolojik açıdan çok zor bir şey. Dom, İsrail'in kubbesi belli ölçüde çalıştı. Yani çok büyük bir hasar da meydana gelmedi. Ama İsrail'in belki beklemediği kadar çok sayıda roketin atılması İsrail güvenliği açısından bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Hamas'ın elindeki roket envanteri ve füze envanterinin son yıllarda teknolojik olarak geliştiğini görüyoruz. Ve bu teknolojinin önemli bir kısmını Gazze'de üretiyor. Demir kubbenin de yoğunluk sırasında geçirgenlik oranının da yükseldiğini görüyoruz. Yani daha fazla füze fırlatıldığında geçirgenlik oranı %15'lere kadar çıkabiliyor. Burada yine İsrail'in çok stratejik davrandığını görüyoruz hedefleri açısından. Yani devlet kabiliyetini, yönetişim modelini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çok açık bir şekilde bakanlıkları, kurumları, bürokrasiyi, medyayı hedef alması bu anlamda Hamas'ın zaten çok zor yürütmüş olduğu yönetim süreçlerini daha da kötü hale getirmiş olacak. Bu bakımdan son derece stratejik. Ama aynı zamanda
orantısız güç kullandığını da görüyoruz. Bunu da cezalandırma maksadıyla yapıyor. Israel learned that talkings and condemnations are hollow, are nothing. Uluslararası toplum nerede? Önemsiz sözler dışında hiçbir şey duymadık. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği günlerden sonra Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım uyguladığını biliyorsunuz. Buradaysa hiçbir şey yapmıyorlar. Bir güvenlik konseyi olduğunu biliyorsunuz. Amerikalılar elçi gönderiyorlar. Bu elçi İsrail'in desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. Peki ya kendini savunan Filistinliler? Onlar İsrail'den çok daha büyük bir tehlike altındalar. Gazze'de daha önce hiç görmediğimiz sahneler izliyoruz. Bu bir savaş suçu. Onlarca çocuk bedeni, kadınlar, çok fazla dehşet var. Her şeyini kaybeden, her şeyi tekrar tekrar kaybeden binlerce kişi. Nereye gidecekler? Neyle cezalandırılıyorlar? Ne için? Ama İsrail tüm Gazze'ye Hamas'mış gibi davranıyor. Çocukların, bebeklerin katledilmesi, orada işte genç insanların yok edilmesi mevzusu. Tabii ki katliamların da hesabının uluslararası merciler tarafından sorulacağını bana düşündürtüyor somut bir şekilde. Bu da tabii ki Uluslararası Ceza Mahkemesi alacak pozisyonuna çok önemli olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'de bence daha da önemli. İsrailler zaten o noktada oldukça endişeliler. Arnika Tesla ile devam edecek. Arnika benim. Darbelere dayanıklı ve hızlı kuruyan Türkiye'nin ilk ve tek zemin boyası ZBS, şimdi Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargoyla zbsmarket.com'da. Arasan bulamayacağın fırsat Yemek Sepeti'nde. Şimdi Yemek Sepeti'ne özel Burger King'ten doyuran kral menü 69.98 yerine sadece 39.99'a. Hemen Yemek Sepeti'ni indir, siparişini ver. Yemek Sepeti. Uzun Göl'ün zirvesinden Bulak Su. Suyun sağlık dolusu. Şarjım bir, kablom kopmuş. Uyanamıyorum, kahvem bitmiş. Bir çikolata hakkım var, biter. Bitmiş. Bana bir geldi. Rahatladım. Rahatlarsın tabii. Güler yüzüyle, kolay arayüzüyle Yemek Sepeti bana bir sen rahatla diye var. Yemek Sepeti'ni indirip Yemek Sepeti bana bir seç. Şarj aletinden kahveye, çikolatadan böreğe ihtiyacın neyse gelsin dakikalar içinde. Ne yapayım canım, sıcak sıcak iyi gitti. Bana bir rahatlık geldi. Uzun Göl'ün zirvesinden Bulak Su. Suyun sağlık dolusu. Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, tam silinebilirlik, dayanıklılık. Hepsi Permomax antibakteriyel mat iç cephe boyasında. Permolit boya. Arnika Tesla ile devam ediyor. Arnika benim. İsrail'in en faydalandığı nokta Filistin yönetiminin ikiye bölünmüş olması. Yıllardır El Fetih ve Hamas anlaşamıyor. Her iki yönetimin olduğu bölgelerde siyasi ve ekonomik başarısızlık söz konusu. Seçimler farklı bahanelerle hayata geçirilmiyor. Demokratik sistem işletilmiyor. Bu durum İsrail'e karşı tek cephe bir Filistin oluşmasını engelliyor.
Özellikle İsrail saldırılarının arttığı dönemde halk ortak tepki verirken siyasi liderlikler bu birliği gösteremiyor. Oysa Gazze ve Batı Şeria'daki yeni kuşaklar bu sarmaldan kurtulmak, yeni politikalar ve yeni liderler çıkarmak istiyor. Batı Şeria ve Gazze'de birbirinden ayrı iki Filistin yönetimi var. Bu da Filistin'e yıllardır zarar veriyor. Ortak bir hareket tarzı oluşturulamıyor. Bu bölünmüşlük kuşkusuz İsrail dışında kimsenin işine yaramıyor. 2006'da başlayan bu bölünmüşlük Filistin toplumunu da ortak mücadele hedefinden uzaklaştırıyor. El Fetih ve Hamas'ın bölünmesi, lidersizlik Filistin siyasetinin handikaplarından biri olarak öne çıkıyor. Filistin iç siyaseti uzun zamandan bu yana zayıfladı. Hem kendi içinde zayıfladı. El Fetih ile Hamas arasındaki iktidar mücadelesi ve rekabet Filistin siyasetini içeride aslında rekabetin getireceği bir takım avantajlar olmakla birlikte onları dışarıdaki aktörlerin müdahalesine çok açık hale getirdi. Özellikle Batı Şeria'da işte bölgede İsrail ile Araplar arasındaki, Arap devletler arasındaki normalleşmenin Mahmud Abbas'ı çok zayıflattığını gördük. Dolayısıyla bu zafiyet her zaman İsrail için önemli bir avantaj haline dönüştü. They are so weak and so divided that it's really not... Filistin siyaseti o denli zayıf ve o denli bölünmüş ki ellerinden bir şey gelebileceğini de düşünmüyorum. Her şey İsrail'in davranışlarıyla ilgili. Yani Filistin siyaseti İsrail'e bakıyor. Filistin yönetimi tamamen anlamsız hale geldi. Mahmud Abbas tamamen anlamsız. Hamas ondan daha güçlü. Askeri olarak değil, politik olarak. Ancak bu askeri operasyon onları daha iyi bir yere götürmeyecek. Onlara hizmet etmeyecek. Hamas başarılı olduğunu iddia edebilir. Ama bu savaştan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Aynı pozisyonda kalacaklar. My family said they just they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. Filistin sorunu 2000'li yılların başına kadar bugüne oranla daha fazla dünya gündemindeydi. Zamanla bu gündem değişti, değiştirildi. Oslo Barış Anlaşması her ne kadar ideal bir anlaşma olmasa bile dünyanın ama başta Amerika'nın baskısıyla imzalanmıştı. Bugüne bakıldığında İsrail saldırılarını durdurabilecek bir uluslararası ortak güç görünmüyor. Bu durum İsrail'i daha da cüretkâr hale getiriyor. Dünyanın gözlerinin önünde 70 yılı aşkın bir süredir devam eden haksızlık sürüp gidiyor. İsrail yönetimi Amerika ile ilişkilerinde Trump'tan sonra Biden'la da pürüz yaşamayacağından emin. Bölgede karşısına çıkacak bir güç olmaması nedeniyle fütursuzca saldırıyor. Fatura ise bir kez daha evinden, yurdundan edilen Filistinlilere çıkıyor. Dünyanın acılarına kulak vermediği bir toplum yine yalnızlık yaşıyor. Türkiye dünyayı hareket etmeye zorluyor. Avrupa'da insanlar başkentlerde İsrail'i protesto ediyor. Bir kez daha dünyanın adaleti sorgulanıyor. This is our business because we are playing a role in it. And the United States must acknowledge its role in the injustice and human rights violations of Palestinians. This is not about both sides. This is about an imbalance of power. Amerika Birleşik Devletleri politikalarını değiştirip biraz sıkılaştırmaya başladığında da İsrail'in politikaları da daha farklı bir yöne doğru evriliyor. Çünkü yani sonuçta baktığınızda İsrail etrafı kendisine düşman, rakip ülkelerle çevrili bir bölgede idi. Hani son dönemde Amerika'nın çabalarıyla birlikte pek çok ülkeyle her ne kadar anlaşmalar imzalamışsa da, görüşmeler, temaslar sürüyorsa da
bunların aslında temel bir altyapısı yok. Güçlü bir halk da desteği yok hiçbir ülkede. Ne Suudi Arabistan'da, ne Birleşik Arap Emirlikleri'nde, ne de en önce İsrail'le ilişki kurmuş olan Mısır'da Arap ülkesi olarak baktığınızda bunların hiçbir güçlü altyapısı yok. Kamuoyları kesinlikle karşılar. Dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin hafif bir pozisyon değiştirmesi bu hükümetlerin derhal resmi olarak pozisyon değişmelerine de yol açabilir. Tabii uluslararası kamuoyunu ikiye ayırmak lazım. Uluslararası toplumu belki. Bir toplumlar nezdinde bence İsrail mahkum edildi. Zaten mahkumdu. Ancak devletler nezdinde Batı'nın iyi bir sınav vermediğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da gelen tepkiler de yine çok cılız tepkiler. Filistin meselesi zaten uzun zamandan beri uluslararası toplumun çok aşağılarına inen bir yere sahipti. Şimdi yeniden gündeme gelmiş durumda. Ancak bunun somut olarak İsrail'in politikalarına etkisi şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Çok zayıf bir uluslararası toplum var. Türkiye'nin çabalarının biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni bir teklifte bulundu. Bu teklifin nasıl konuşulacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama nihayetinde çok cılız, son derece zayıf İsrail'i mevcut pozisyonundan vazgeçirmeyecek bir uluslararası toplum var şu an. You will not hear any word about it. And finally the Americans will do something about bringing a ceasefire. Amerikalılar işgali aşmak için herhangi bir önlem almayacaklar. Kuşatmayı destekliyorlar. Uluslararası toplum kuşatma konusunda hiçbir şey yapmıyor. Sadece Avrupa Birliği değil, kimse bir şey yapmıyor. Sözüm ona açıklama yapıyorlar. Bazı Arap ülkeleri İsrail'le barış anlaşması imzaladı. Onlar nerede? Seslerini yükseltebilirlerdi. Ve Mısır bir ateşkes için girişimde bulundu ama önlem alacak hiçbir Arap ülkesini görmüyorum. İnsani yardım açısından bile görünmüyorlar. Dünyadan ya da Arap dünyasından Gazze'ye yardım geldiğini bile görmüyorum. Gazze bir felaketin içinde. Netanyahu ve etrafındaki güvenlik elitlerinin temel tezi şuydu: biz Arap dünyasıyla yeni bir ilişki geliştireceğiz. Bir yeni geliştireceğimiz ilişki iki devletli çözüm veya Filistin konusuna endeksi olmayacak. Biz onlarla daha otonom, daha özel, ikili ülkelerin ortak çıkarlarına dayanan bir ilişki seti geliştireceğiz dediler. Arap ülkeleri de, Körfez'deki ülkeler de bu tür bir açıklardı. İsrail de açıktı ve anlaşma yaptı. Ama ilgili ülkelerin büyük bölgesel olaylarda, özellikle Filistin meselesini tetikleyeceği olaylarda pozisyon almaları ve bir kaldırış etkisi yaratmalar çok mümkün olmadığını şu an gördük. O yüzden yine bence konvansiyonel dış politika önemli ki Biden'da biliyorsunuz görüşmelerini Mısır'la ve Ürdün'le başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri veya Bahreyn'le herhangi bir diplomasi trafiğine girmekten bence kaçındı. Son Gazze saldırısı ile ilgili onlarca yorum yapıldı, tepki gösterildi. Fakat 2008-2014 Gazze saldırıları gibi yine aynı noktaya mı dönülecek soruları da sorulmuyor değil. Yapılan yorumlar arasında aynı kısır döngü riskinden söz ediliyor. Yani İsrail'in hava saldırıları düzenleyeceği, gerekirse kara harekatı yapacağı, onlarca kişinin hayatını kaybedeceği, sonunda Amerika ya da Mısır'ın arabuluculuğunda bir ateşkes sağlanabileceği, Hamas'ın kendisini bir kez daha Filistin direnişinin öncüsü olarak sahneye çıkaracağı, İsrail'in de Hamas'ın askeri kapasitesini azaltmış olmaktan memnun olacağı ve işlerin bir sonraki sefere dek normale döneceği. İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesi kuşkusuz İsrail'in yanında. Hamas'ın füze saldırıları İsrail'i korkutuyor. Bölgenin en büyük askeri güçlerinden olan İsrail, asimetrik güç kullanarak Hamas bahanesiyle sivil ölümlere yol açıyor. Büyük bir yıkım var. Gazze'nin altyapısını onarmak yıllar alabilir. Daha önceki yıllarda da benzer görüntüler yaşanırken İsrail aynı acı filmi sürekli vizyona koyuyor gibi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü bir şekilde devreye girmesi. Ben bunun dışında başka bir çıkış yolu görmüyorum. Farklı ülkeler bir araya gelip Birleşmiş Milletler'de ya da farklı kuruluşlarda kararlar almaya çalışıyorlar. Ama bugüne kadar bu çalışmış bir metot, yöntem değil. Amerika çünkü böyle bir durumlarda İsrail'i hemen korumaya geçiyor. Ve o varken bir şey yapılamıyor. O nedenle ancak bu iki unsurla bir değişiklik olabilir. Değişiklikten kastım da aslında mevcut yapının bir önceki bilinen yapıya geri dönmesi. Yani çok fazla bir şeyin değişmediği, iki devlet tartışmalarının uzun uzun sürdüğü ve hiçbir sonuç alınamadığı eski yapıya tekrar dönmekten bahsediyorum. Ama bu en azından şimdilik son birkaç yıl içerisinde İsrail hükümetinin elde ettiği kazanımları, kendisi açısından baktığınızda elde ettiği kazanımları durduracak olan meseledir. İnsani durum daha da kötüleşebilir Gazze'de. Çünkü ölenlerin önemli bir kısmının çocuk olduğunu görüyoruz. Hedeflerinde ayrım gözetmeksizin İsrail'in hedef aldığını görüyoruz. Yaşamın zaten zor olduğu bir durumda bu savaş bu yaşamı daha da zorlaştırıyor. İkinci defa evi yıkılan insanlar var. Yani 2014 saldırısında evi yıkılıp tekrar evini yapıp aynı yere. Şimdi tekrar evinin yıkıldığı, evini kaybettiği insanlar var, örnekler var. Dolayısıyla burada bölgesel aktörler ne kadar insani yardım yaparlarsa yapsınlar, bu yıkımın ortaya çıkaracağı etki Gazze'yi yine mahkum edecektir. Yine de bu sorun devam edecektir. Yani. Aslında İsrail kurulduğundan bu yana Filistinlerin yaşadıkları trajediler hiç bitmek bilmiyor. İşte arada biliyorsunuz bu Oslo barış görüşmeleri oldu ve Filistin devletinin siyasi meşruiyeti taraflarca kabul edildi ve göreli bir huzur ortamı yaşandı. Ama en önemli nokta şu an iki devletli çözümü tekrar gündeme getirmek gerekiyor. Bu kısım bölgeden kurtulmak için Gazze ve Batı Şeria'yı merkeze alan ve belki de mümkünse eğer 1967 sınırlarını içerdiği bir Filistin devletini kurmak gerekiyor. Tabii ki bölge aktörlerinin de içeride olduğu, küresel aktörlerin de içerisinde olduğu, işleyebilir ve sürdürülebilir bir iki devletli çözüme acilen bölgenin ihtiyacı olduğunu biz şu an görüyoruz. Benim gördüğüm de o. Yani bu artık şu şekilde devam etmesi mümkün değil. Bir çeşit anlaşma olacak ve bir süre daha sessiz ve istikrarlı gidecek. 2 ay veya 6 ay veya 8 ay veya 1 yıl içinde aynı senaryoyla tekrar karşılaşacağız. Hamas daha da güçlenecek ve daha çok şiddete yönelecek. İsrail de güçlü olarak şiddeti tercih edecek. Ancak bu sarmal hiçbir yere götürmez bizi. Uluslararası toplum buna bir son vermedikçe tünelin sonunda hiç ışık görmüyorum. Peki şimdi ne olacak? Yıllardır süren ve kangren halini alan bu sorun nasıl çözülecek? Bu koşullarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor. Aynı şekilde Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine ve topraklarına el koyarak işgali derinleştirme girişimleri de devam edebilir. Ama buna karşı bütün dezavantajlarına rağmen Filistin halkının farklı, yeni direniş biçimleriyle bu haksızlığa elden geldiğince karşı çıkacağı da biliniyor. Son kertede Filistin adına adil, eşit, kendi toprakları üzerinde özgür bir devlet kurulana kadar atılan herhangi bir adımın çözüm olmayacağı da ortada. Burada büyük bir insanlık dramı yaşandığının altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle Gazze'nin açık hava hapishanesi olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve Gazze'ye yönelik saldırgan ve insan hakları ihlali de içeren adımların yani evvel durdurulmak için uluslararası kamuoyunun ortak bir gündem etrafında birleşmesi gerekiyor. Yani burada gündemin sadece İsrail'in kendisini savunma meselesi değil, aynı zamanda bir insan hakları meselesi olduğunu da altı çizilmesi bence önemli bir nokta olarak karşımıza duruyor. İşte sürekli bir şeyler değişiyor. Tıpkı 1948'den bugüne geldiğimizde toprak kontrolü oranlarının ciddi anlamda İsrail'in lehine, Arapların Filistin'in aleyhine gibi
kısır döngünün içinde de bir değişim var. Her geçen gün İsrail bu kısır döngü sayesinde iç siyasetini konsolide ediyor, uluslararası aktörleri kendi etrafında konsolide ediyor ve Filistin devletinin var olma mücadelesini her geçen gün zayıflatıyor. Bu süreçten ileriye gitmek için iki unsur var etkili olabilecek. Birisi İsrail halkı, hem Araplar hem Yahudiler olmak üzere İsrail halkının Netanyahu'nun güvenlikçi politikalarından uzaklaşan bir tavra ve duruşa gelmesi bunu değiştirebilir. Like it was with South Africa. Güney Afrika'da ırk ayrımı rejimi uluslararası toplumun ortak yaptırım ve boykotu ile düştü. Bence ilk aşama Gazze kuşatmasını kaldırmak olmalı. Uluslararası toplumun İsrail'e karşı yeterince silahı var. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın İsrail'e kuşatmayı terk edin talimatı vermesi gerek. Aksi takdirde dış yardım alamayacaklarını söyleyin. Ama dediğim gibi bunun olabileceğini düşünmüyorum. Bu arada ülkeniz Türkiye'de açıkça bir rol oynayabilir. Türkiye çok önemli bir ülke. Ama Türkiye kendi başına her şeyi yapıyor. Belki Türkiye ve Rusya birlikte bazı şeyler yapabilir. Yaşananlar korkunç bir döngü. Her defasında siviller, çocuklar ve masum insanların acıları söz konusu. Buna alışmamak gerekiyor. Çünkü İsrail bunu istiyor. Çünkü bir önceki çatışmanın yarası kapanmadan yenisi açılabiliyor. İsrail'in bir şekilde durdurulması, Filistin'in bir araya gelmesi ve uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Yaşanan haksızlıklar ve insanlık dramlarının sona ermesi için bu şart. Ve tüm saldırıların Filistinlilerin haklarını ellerinden almak için olduğunu unutmamak gerekiyor.